Aysel. Aysel, kahvaltı hazır. Hadi kalk kızım. Aysel. Aysel. Hadi kızım uyan artık. Aysel. Hadi kızım. Hadi annesinin bir tanesi. Hadi annesinin bir tanesi. Hadi kızım. Uf, çok erken ya. Akşam erken kaldır dedin. Saat kaç? 6:30. Ben de işe gideceğim. Hadi elini yüzünü yıka da gel. Sofra hazır. Aysel, canını sıkan bir şey mi var kızım? Bir şey değil. Her şeye sıkılıyorum anne. Bu evde yaşamak yetmez mi sıkılmam için? Evimizin nesi var kızım? Nesi var ki anne? Oturduğumuz semt berbat, evimiz berbat. Doğru dürüst mobilyamız bile yok. Böyle konuşma kızım. Allah'ın gücüne gider. Bu halimize de şükür. Aç değiliz, açık değiliz. Çok şükür. Ancak karnımızı doyuruyoruz. Bir eksiğin mi var kızım? Gündeliğe giderek ancak bu kadarını yapabiliyorum. Sen okulunu bitir, bir iş sahibi ol diye uğraşıyorum. Anne, beni anlamıyorsun. Niye bu eve hiçbir arkadaşım gelmiyor biliyor musun? Utandığım için çağıramıyorum da ondan. Neden kızım? Neden utanacaksın? Çağır gelsinler. Anne ya, saçma sapan konuşmasana. Bu eve, bu semte arkadaş mı çağrılır? Çağırıp rezil mi olayım? Sen de haklısın. Ama baban rahmetli olunca bir başıma kala kaldım. Ne yapayım? Elimden gelen tek şey temizlik işi. Onun kazancıyla da anca... Herkes son model telefon kullanırken benim telefonumun haline bak. Aa, bozuldu mu yoksa? Vah vah, o kadar da para vermiştim. Keşke bozulsa. Kış geliyor. Yazlığa gidenler bu hafta dönüyorlar. Artık bütün günlerim dolu olur. Çalışırım, istediğin telefonu alırız sana. Anne, sadece telefonla bitiyor mu ki? Üzülme sen canım kızım. Bir hal çaresi bulunur. Yüksel Hanım temizliğe bekliyor. 2 gün üst üste gideceğim. Al bunu kızım. Haşlık yaparsın bugün. Sen bunu haşlık mı diyorsun anne? Bu öğlen yemeğime yetmez bile. Sana sandviç yaptım mutfakta. Onu yersin bugün. Oldu olacak, sefertasına yemek koysaydın bari. Herkes kantinden, kafeden canın istediğini yerken ben evden yemek mi götüreceğim? Anne, orası üniversite. Beni rezil mi edeceksin? Ama başka param yok ki kızım. Bak istersen. 5 milyon var ama oda yol. Neyse canım, al. Bunu da al. Canını çektiğini. Arkadaşların arasında boynu bükük kalmana gönlüm razı olmaz. Bu da bir şeye yetmez ama. Üzülme. Otobüs biletim var. Beni düşünme. Allah sana zihin açıklığı versin kızım. Gecikmeyeyim ben. Hadi Allah'a ısmarladık kızım. Güle güle anne. Emine! Emine! Kime gidiyorsun bugün temizliğe? Yüksel Hanım çağırdıydı. Yarın da ona gideceğim. Lafa tutma, geciktim zaten. Aa, otobüste gitmiyor musun? Yürüyerek gideceğim. Midem bulanıyor, biraz hava alayım. Hadi sana kolay gelsin kardeş. Sağ ol. Onca yol yürünür mü ya? Aldı Aysel. Babam sonunda istediğim arabayı aldı.
Ya bir görsen hayatım. Harika bir şey. Yani senin kadar güzel. Öyle mi? Güle güle kullan Burak. Ne kadar şanslısın. Ne şanslısı ya? Bunca zamandır yalvarıyorum. Daha yeni araba aldılar bana. Senin annen 3 yıl önce almış sana. Orası öyle. Ama arabam ne zamandır serviste. Zaten annem sürekli kullanmama izin vermiyor. Boş ver artık. Arabamız var işte. Ben arabamla gelip alayım seni. Bir tur atarız. Ama dur Burak. Şimdi çıkıyorum ben. Şirketin şoförü kapıda bekliyor. Okulda görüşürüz artık. Aysel. Efendim. Esas sana söylemem gereken şeyi söylemedim. Ailem seninle tanışmak istiyor. Bu akşam seni yemeğe davet ettiler. Gelirsin değil mi? Sahi mi? Gelirim tabii. Keşke daha önceden haber verseydin. Şimdi ne giyeceğim ben? Telaşlanma. Özel bir şey giymene gerek yok ki. Hayatım sen zaten güzelsin. Hadi canım kapatıyorum. Görüşürüz. Hay Allah, ne giyeceğim şimdi ben? Bugün diyalize kaçta gireceksiniz? Öğleden sonra. Ablam da bizimle gelecek. Akşama misafirimiz var biliyorsun. Hı hı. Kim gelecek baba? Burak'ın kız arkadaşı. Yemeğe geliyor. Aa, çok iyi. Sürekli Aysel şöyle, Aysel böyle deyip duruyordu. Görelim bakalım şu Aysel'i. Görelim. Anlattığına göre çok zengin bir ailenin kızıymış. Hı-hı. Babası ölmüş ama annesi tek başına bütün şirketleri yönetiyormuş. Helal olsun vallahi. Herkese merhabalar. Merhaba oğlum. Merhaba oğlum. Ablaların en güzeli. Nasılsın? İyiyim. Akşam Aysel mi geliyormuş? Hı-hı. Evet abla. Ben artık arabamın yanına gideyim. Git bakalım. Oğlum, paran var mı? Var baba, gerek yok. Hadi ben kaçtım. Hadi güle güle. Başka çocuk olsa, parası da olsa alır. Tok gözlü oğlum benim. Anladım Sevinciğim. Ben de hastaneye gelirim. Efendim? Öyle mi? Demek akşam yemeğine gelin hanım gelecek. Kalırım tabii. Hadi canım görüşürüz. Emine bir dakika bakıver, ben çıkıyorum. Geldim Yüksel Hanım. Buyurun. Biliyorsun Filiz'i. Kardeşimin böbrek hastası kızını. Biliyorum Yüksel Hanım. İnşallah iyileşir. Gencecik kız. Filiz'in durumu iyi değil. Diyalize daha sık girmeye başladı. Neyse. Akşam onlarda kalacağım. Hı hı. Unutmadan paranı vereyim. Al. Sağ olun. Yarın da verseniz olurdu. İhtiyacın vardır senin. İşin bitince kapıyı kilitler çıkarsın. Hı hı. Yarın da gelir ütüleri yaparsın. Olur Yüksel Hanım. Allah yeğeninize acil şifalar versin. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Demek Burak sonunda arabasına kavuştu. Arabası ne marka acaba? Ay sormayı unuttum. Sahi acaba babası ne marka araba aldı? Tam istediğim model spor bir araba. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Ben de benim pedere söylüyorum. Değiştirelim şu arabayı diyorum ama kulak bile asmıyor. Ben arabamdan memnunum. Ben de öyle. Arabamı seviyorum. Senin arabanı da hiç göremedik şekerim. Ne zaman kullanıyorsun? Serviste dedik ya kızım. Yurt dışından parça bekleniyor. Annemin de canına minnet. Babamı trafik kazasında kaybettiği için takıntısı var. Şoförümüze bile hep yavaş gitmesini tembihler. Neyse, dönem tatilinde ne yapıyoruz? Bizimkiler Singapur'a gidiyorlar. Ben ailemden ayrı takılacağım. Dubai falan olabilir. Sen ne yapacaksın Aysel? Annem zaten şu sırada Londra'da. Ben de herhalde onun yanına giderim. Ben de bilmiyorum. Ablamın rahatsızlığı yüzünden hiçbir yere gidemiyoruz. Oo, lafa daldık ders başlıyor. Vallahi Muammer Hoca canımızı okur. Hesaplar benden. Arabanın aman şerefine. İyi. Bakar mısınız? Ne kadar? Sahi dünkü sınav başını geçti.
Annenlerle tanışacağım için çok heyecanlıyım. Heyecanlanacak bir şey yok hayatım, onları seveceksin. Ya onlar beni sevmezlerse? Saçmalama, senin gibi tatlı bir kızı onlar da severler. Hadi artık sakin ol. Aysel. Ben geldim kızım. Aysel. Allah Allah. Hiç bu saate kalmazdım. Nerede bu kız? İşte bizim ev burası. Bunlar benim kulübede yaşadığımı bilseler içeri bile sokmazlar. Afiyet olsun. Aysel kızımız Burak'ın anlattığından daha güzelmiş değil mi hanım? Öyle. Babanın sen küçükken rahmetli olduğunu söyledi Burak. Ne yazık ki öyle efendim. Bir gün annenle de tanışmak isteriz. İnşallah. Ama annemi ben bile zor görüyorum. Babam ölünce şirketlerin idaresini üzerine almış. Ya ne güzel. Fedakar bir anneniz var. İş konunuz nedir? İthalat, ihracat. Hmm. Ama daha çok ihracat. Ya ne üzerine peki? Dokumalık kumaş. İhracat bağlantısı yapmak için ülke ülke dolaşıyor. O zaman annenin de uygun olduğu bir zaman tanışırız inşallah. Annem de sizinle tanışmayı çok istiyor. Pardon. Allah kahretsin, bu kadın da arayacak zamanı buldu. Annem arıyor. Alo anne. Neredesin canım? Asıl sen neredesin? Saat kaç oldu merak ettim kızım. Anneciğim ben sana söz ettiğim arkadaşımdayım. Annesi, babası, ablası, teyzesi de burada. Selam söyle bizden. Sana çok selam söylüyorlar. Sen neredesin? Nerede olacağım kızım, evdeyim ben. Aa, Allah Allah. Kim bu arkadaşın? Bak geç kalayım deme sakın, olur mu? Tamam anneciğim, ben de seni çok öpüyorum. İyi geceler. Annemin de size çok selamı var. Londra'daymış. Yarın da Paris'e geçecekmiş. Ne güzel iş. O kadar yer görüyor. Peki kızım evde yalnız nasıl yapıyorsun? Yani okul bir yandan, yemek filan? Aşçımız var. Bir de yatılı kadınımız var. Onlar evi çeviriyor. Bana sadece ders çalışmak kalıyor. Aman kızım, derslerinizi sakın ihmal etmeyin. Anne. Anne ben... Ben çok kötüyüm. Filiz kızım. Filiz. Filiz. Yavrum Filiz, çocuğum. Filiz, çabuk telefon et. Hastaneye ara, ambulans çağır. Filiz yavrum çocuğum. Aklım çıktı kızım. Başına bir şey geldi sandım. Merak etme anne, bir şey olmaz. Koskoca kız oldum. Eve nasıl geldin? Yollar it kopuk dolu. Taksiye bindim. Ben de seninle bu konuyu konuşacaktım. Anne ben arabayı istiyorum. Aysel kızım sen delirdin mi? Neyle nasıl alırım ben arabayı? Bıktım bu hayattan artık, bıktım. Arkadaşlarım villada oturuyor. Hepsinin altında son model arabalar var. Ya ben? Yaşadığım yere bak. Kızım, evladım niye böyle konuşup beni üzüyorsun? Başkasının malına özenmek doğru değil ki. Ben senin bugüne kadar neyini eksik ettim ha? Neyini? Utanıyorum anlıyor musun? Senin kızın olmaktan utanıyorum. Fakirliğimizden utanıyorum. Haklısın kızım. Haklısın. Keşke zengin bir annen olsaydı. Ama... Anne, arkadaşlarıma arabam var diye yalan söyledim. Serviste dedi. Ne yap ne et bana araba al anne. Arabamın olmadığı anlaşılırsa yerin dibine geçerim anne. Fakir olduğumuz anlaşılırsa ölürüm anne. Anlıyor musun? Öldürürüm kendimi. Kızım... Sana canım feda biliyorsun.
Ama araba bu. Nasıl, neyle alırım? Keşke beni hiç doğurmasaydın. Keşke dünyaya hiç gelmeseydim. Ay Selim. Kızım. Böyle konuşma evladım. Böyle konuşma. Sakin ol Selim. Tamam, tamam. Metin ol. Kızım nasıl doktor bey? Yoğun bakım aldı. Ne yazık ki durumu iyi değil. İyi değil mi? Allah'ım sen kızıma yardımcı ol. Allah'ım kızımı sen bana bağışla. Böbrek naklinden başka çaremiz kalmadı. Sizlerden aldığımız örneklerin hiçbiri uygun değil. Filiz'e acil uygun verici bulmak lazım. Zamanla yarıştığımızı unutmayın. Bütün varım yoğum servetim feda olsun. Yeter ki kızım iyileşsin. Bugün çok keyifsizsin Yüksel abla. Sorma. Hani şu hasta yeğenim var ya. Evet abla. Ona acil böbrek gerekiyor. Böbrek nakli olmazsa ölecek. Vah vah. Nasıl, nereden bulacaksınız böbreği? Her tarafa haber saldık. Uygun bir verici çıksa Faruk onu ihya eder, paraya boğar. Kızı için her şeyi yapmaya razı. Kaç para eder bu böbrek abla? Çok para, çok. Ama bazen para bile yeterli olmuyor. Çok para ha? Bir araba parası eder mi? Yeter ki böbrek uysun. Faruk, araba, ev, para, ne istersen verir. Şey, benim böbreğim olur mu acaba? Sen ciddi misin? Çok ciddiyim. Nasıl olsa tek böbreği alıyorlar. Bir tanesi de bana yeter. Hem benim de paraya ihtiyacım var. Kızımın okulu için. Ah Emine, hemen hastaneye gidelim. Tahlil yapılsın. İnşallah senin böbreğin Filiz'e uygun olur. Para konusunu hiç merak etme. Ablan için çok üzüldüm. Gece seni aradım ama cep telefonun kapalıydı. Bütün gece hastanedeydik. Perişan olduk hepimiz. Ne benim, ne babamın, ne de annemin dokusu tutuyor. Böbrek bulunamazsa ölecek. Allah korusun. Alo? Efendim anne? Ne? Ne diyorsun? Yaşasın. Tamam. Hemen geliyorum anne. Arayan annemdi. Ablama uygun böbrek bulunmuş. Hemen ameliyata alıyorlarmış. Hastaneye gitmem lazım. Çok sevindim canım. İnşallah ameliyatı başarılı geçer hayatım. İnşallah. Para işini kafanıza takmayın. Ameliyat bitsin. Oğlum kızınıza parayı bizzat teslim eder. İşte adres burada yazılı. Aman kızıma bir şey söylemeyin. Yatılı bir işe girdiğimi söyledim. Böbreğimi verdiğimi duymasın, üzülür sonra. Hiç merak etmeyin. Aslında ihtiyacım olmasa para filan da almam ama. Tamam, tamam Emine Hanım. İçiniz rahat olsun. Para ne ki? Siz bizim kızımızın hayatını kurtardınız. Madem kimseniz yokmuş, beni de bir abi kabul edin. Bundan böyle her sıkıntınızda bana geleceksiniz. Sağ olun. Allah sizden razı olsun. Esas Allah sizden razı olsun. Emine Hanım, gidiyoruz. Thank you.
bakmaya devam edin. Teşekkür ederim. Gözünüz aydın. Ameliyat çok başarılı geçti. Kızınızın durumu çok iyi. Sizlerin ortamda olması gerektiği için sizleri yanına alamıyorum. Allah şükürler olsun. Binlerce şükür Allah'ım. Evladım bize bağışladın. Çok teşekkür ederiz doktor bey. Çok teşekkür ederiz. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Faruk, kadıncağızın parası. Tamam hayatım tamam. Günlük çek yazdım. Burak, al oğlum çeki. Hı hı. Bu da adres. Ablana böbreğini veren hanımın evine gideceksin. Hı hı. Bu çeki kızına verip annen gönderdi diyeceksin. Hı hı. Ama böbrek verdiğini falan söylemek yok. Hı hı. Kadıncağız kızı bilsin istemiyor, anladın mı? Tamam baba, hemen hadi götürüyorum. Hadi. Aysel? Burak! Sen burada ne arıyorsun? Ben şey için gelmiştim buraya. Burak. Burası benim evim. Senin evin mi? Ama... Evet benim evim Burak. Ben burada yaşıyorum. Sana ailemle ilgili söylediğim her şey yalandı. Yani? Yani ben evet yalan söyledim. Utandığım için. Beni dışlayacağınızı düşündüğüm için. Sen yalan söyledin ha? Beni, ailemi, arkadaşlarımızı kandırdın. Yazıklar olsun Aysel. Ne yapayım? Ben sizin gibi zengin bir ailede doğmamışım. Ben bir temizlikçinin kızıyım. Ne fark ederdi? Doğruyu söyleseydin ben seni yine severdim. Ailem seni yine severdi. Beni nasıl buldun? Burada yaşadığımı nasıl öğrendin? Annem. Allah kahretsin o kadını. Demek gelip sana her şeyi anlattı ha? Verdiği utanç yetmedi mi? Asıl sen kendinden utan. Öyle bir anneye sahip olduğun için gurur duy. O senin için böbreğini verdi. Anlamadım. Ne böbreği? Ablama böbreğini veren senin annen. Utandığın annen senin yalanlarını sürdürebilmen için böbreğini verdi. Bu da böbreğin parası Aysel. Güle güle harca. Elveda Aysel. Şimdi sen düşün. Utanması gereken insan annen mi yoksa sen misin? Anneciğim. Beni affet anne. Hey.